Arkadaşlar hepinize merhabalar. FIFA 22 oyuncu yüz yaması versiyon 2 videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bu videoyu ilk defa izleyen arkadaşlar var ise bu videoyu izlemeleri lazım. Bu videoyu izlemeden bu izleyeceğiniz FIFA 22 oyuncu yüz yaması versiyon 2'yi yaparsanız çalışmayabilir. Çünkü bu oyuncu yüz yaması için FIFA Mod Manager'a ve Chat Engine'i programlarına ihtiyacınız var. Bunların hepsini bu ilk videoda anlatmıştım. Bu ilk videoyu izleyen arkadaşlar var ise yaptığım adımları dikkatlice takip etsinler. Videonun açıklama kısmında vermiş olduğum oyuncu yüz yaması linkine bir kere tıklıyorsunuz. Bu insin. İndirdikten sonra Winrar klasörü olarak gelecek. Yüz yaması adı altında bir klasör. Bu iki squad dosyasını masa üstüne atın. Bu modu masa üstüne atın. Bu iki klasörü de masa üstüne atın. Daha sonrasında size vermiş olduğum FIFA 22 klasörünü açıyorsunuz. Buradan FIFA Mod Manager'a tıklıyorsunuz. Buradan da FIFA Mod Manager'ı açıyorsunuz. Oyunu seçiyorsunuz. Bu modu bu şekilde buraya sürükleyip bırakacaksınız. Mod şu şekilde size gelecek. Bunu seçip daha sonrasında da Apply Mod diyeceksiniz. Apply mod dedikten sonra bu burada birinci sırada olacak. Yani şu şekilde olacak. Şöyle olacak. Bunu şöyle yukarı çıkartıp şu 16'nın üstüne yerleştireceksiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sıra bozulmasın. Eğer sıra bozulursa tekrardan bu modu şu şekilde seçip bir kere aşağı bir kere yukarı yaparsanız bu düzelir. Şimdi buradaki işlem bitti. Şunu 6 alıyorsunuz böyle. Bu iki squad dosyasını da belgeleri tıklayın. FIFA 22 Settings. Bu iki squad dosyasını belgelerin içerisine atmadan önce bu iki squad dosyasını ya da sizde 3-4 tane squad dosyaları varsa bunları silin ya da yedekleyin. İstediğinizi yapın. Ama burada olmasın bunlar. Bu iki squad dosyasını buraya atıyorsunuz. Daha sonrasında size vermiş olduğum FIFA 22 klasörünü çift tıklıyorsunuz. Buradan Chat Engine'e giriyorsunuz. Facepack 4. Last Script'in içine giriyorsunuz. Bu oyuncu dövmeleri ve oyuncu yüzleri klasörlerin ikisini de buraya atıyorsunuz. Siz de burada 5, 6 hatta 10 tane klasör olmuş olabilir şu şekilde. Bunların ben hepsini tek bir klasör haline getirdim. Yani burada teker teker 10 tane, 15 tane klasörü tek tek seçmenize gerek yok. Videoyu ilk defa izleyen arkadaşlar var ise şu an ne dediğimi anlamıyorlar. Ama dediğim gibi bu videoyu eğer ki izlediyseniz ve bu videoyu izleyenler şu an bu videoyu izliyorsa ne demek istediğimi gayet iyi anlıyorlar. Buradaki bütün klasörlerin hepsini silebilirsiniz. Bu iki klasörü buraya atın. Her şeyi bitirdikten sonra launch kısmından oyunu başlatıyorsunuz. Oyun açıkken tekrardan geri dönüyorsunuz. Buradan Chat Engine'i FIFA 22'ye tıklıyorsunuz ve buradan da FIFA 22'yi başlatıyorsunuz. Evet diyorsunuz. Gelen ekrana okluyorsunuz. Buradan buna tıklıyorsunuz. Buradan buna. Buradan play'e tıklıyorsunuz ve Open Script diyorsunuz. En baştan göstereceğim. FIFA 22'ye tıklıyorsunuz. Chat Engine'i. Buradan Facepack 4. Last Script. Bu oyuncu yüzlerini ilk önce aktif edin. Oyuncu dövmelerini aktif etmeyin. İlk önce oyuncu yüzlerini aktif edin. Buradan bunu seçip aç diyorsunuz. Ve 314 tane oyuncu yüzü ekliyor size. Buradan bunu seçiyorsunuz. Buradan da 56 tane ekledi. Daha sonra bir tane geri gelip dövmeleri ekliyorsunuz. Giriyorsunuz. Buradan kadroları yükle diyorsunuz. Ve Squad Update EEP'yi yüklüyorsunuz. Bakın yukarıdakini değil aşağıdakini yüklüyorsunuz. Kadroları da 2 senede kaydedebilirsiniz. Ben 2 sene de kaydediyorum. Buradan da FIFA 22 profilini ilk önce yüklediğin, daha sonrasında kaydedin. Evet, işlem bu kadardı. Değiştirmiş olduğumuz oyuncu yüzlerinin önceki hali ve sonraki halini göstermek üzere sizi video ile baş başa bırakıyorum.